Dedi operatör doktor Funda Yazıcı Erol'la beraberiz. Malzemeler var, onları bir zahmet buraya getirir misin? Onlar üstünden konuşalım. Tabii ki. Funda Hanım, hamile bir bayanın neler yemesi gerekir? Siz bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanısınız. Beslenmeyi de önem veriyorsunuz. Murat Bey'in de dediği gibi, yani insanın aslında normal dönemde nasıl besleniyorsak, sağlıklı beslenme nasılsa, bunu gebelik dönemine de yansıtmamız gerekir. Gebelik döneminde de sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekir. Kesinlikle tek yönde beslenmemek gerekir. Evet. Yenilen yiyeceklerin arasında proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitamin ve mineraller, bunların hepsinin dengeli olarak yeterli miktarda alınması gerekir. Neler yemeli? Örneğin hamile bir, şimdi siz bazı yiyecekler buraya önerdiniz, getirdik. Onları göster. Mesela hamile bir insanın günlük diyetinde hangi gıdalar ön planda olmalı? Tabii şimdi önemli olan aslında yiyeceklerin hepsini işlenmemiş gıda olarak, taze olarak tüketmek çok çok önemli. Onun dışında günlük beslenme olarak tabii ki işte süt, yoğurt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, yeşillikler, maydanoz, dereotu. Evet, şöyle bir yakından gösterelim o zaman. Hamile bir insanın mutfağında olması gereken gıdalar, bir dediğiniz süt. Maruz, tabii. Bir kere tabii. Sütle, başlayalım. Neden süt? Süt çünkü kişinin hem günlük protein ihtiyacını karşılar, hem de aynı zamanda kalsiyum ihtiyacını karşılar. Peki. Gebelikte kalsiyum çok önemlidir. Keza yoğurt hele doğal bir yoğurtsa. Tabii ki, kesinlikle. Orada balık görüyorum. Hamilelerde balığı ne kadar öneriyorsun? Çünkü haftada, bu ağır metal tartışmaları tabii, var. Haftada iki kez öneriyoruz. Hafta değil. Hangi özellikle balıklar? Civa birçok, hani böyle ağır metal içeren, civa içeren, yoğun içeren balıklar var. Özellikle işte kılıç balığı gibi, köpek balığı gibi, bunları çok da önermiyoruz. Ama rutin bizim aslında halkımız tarafından çok yenen çupra, levrek, hamsi, bunların hepsi haftada iki defa yenilmesini öneriyoruz. Ağır kesinlikle. Metal açısından küçük balıkları yemek daha avantajlı. Evet, çünkü küçük balığı orta balık yiyor, evet. Orta balığı da büyük balık, büyük balık yiyor. Büyük balıkta ağır zaten metal işte riski artıyor. Köpek balığı, kılıç balığı da en büyük evet. balık arasında. O yüzden hamileler taze, işlenmemiş bildiğimiz balık kızartılmamış yemeleri. Da diyelim mi? Tabii ki, tabii peki. Ki. Aslında hamilelikte hani buradaki yiyeceklere de bakacak olursak, normalde de hani sağlıklı beslenmek için yenilmesi gereken gıdalar. Fakat hamilelikte hep şu konuda bir yanlış anlaşılma var. İşte sen hamilesin, artık işte kızım sen iki kat yemelisin. Artık bebek taşıyorsun. İki kişilik yiyorsun. İki kişilik yemelisin. Şey tabii o var. Özellikle bu nedenden dolayı hani işte sütü mesela normalde günde bir bardak, iki bardak içmesi gerekirken belki işte 5-6 bardağı çıkarıyorlar. Peki. Bu yanlış. Çünkü gebelikte bir hamile bayanın ekstradan evet. alması gereken kalori yaklaşık 300 kaloridir. Örnek olarak 300 kalori ne söylersek olabilir? Neler mesela olabilir? Bir bardak süt, İki porsiyon da meyve diyelim. Bir gibi. Elma, bir de portakal mesela. Tabii. Gün belki içerisinde. Hamileliğin son aylarında bu artabilir. 350 kalori olur. Çok da hani böyle çok da tahmin ettiğimiz kadar yüksek kalorilere çıkmıyor. Belki o hamileliği başlangıç kilosuyla da alakalı tabii, biraz. Tabii yani. Tabii. Evet. Yani o yüzden de hamilelik demek her şeyi çok yemek demek değil. Fazla çünkü kilonun bunlar zararı daha ne çok. Ne oluyor? Tabii ki sonradan hamile bayana kilo olarak şimdi kalıyor. Şimdi hamilelikle ilgili bir görüntülerimiz var. Onları seyredelim. Dönüşte evet. de hamile bir kadın hangi ayda ne kadar kilo yemelidir. Almalıdır? O önemli tabii, bir soru, onu konuşalım. Konuşalım. Buyurun efendim. Cefili özellikle gebeliğin ilk 3 ayında olan bulantılar için öneriyoruz. Bulantılar için. Çünkü birçok hamile bayan gerçekten bulantılardan çok sıkıntı çekiyor bulantılardan dolayı. Nasıl tüketsinler zencefili? Zencefili salataya koyabilir ya da toz zencefili hani bitki çayı şeklinde demleyip bir bardak içebilir. Ama artık şu taze zencefiller tazesi daha yerde iyi. Bulunuyor. Tabii ki artık bulunuyor. Evet. Burada ben şunu bölerek de bir göstermek istiyorum. Bakın taze zencefil artık her yerde, her yerde var. Ve ben kışın mutlaka, hatta çok yaz sıcağı hariç, mutlaka bolca zencefil tüketirim ve meyve suyuma da tabii. şekersiz meyvelerden yapıp bolca da zencefil. Acıdır benim meyve suyum. Ve ne nezle olurum ne grip olurum. Hakikaten tabii. çok iyi gelir. Tabii. Ramazan'da nedense biraz vakit olmuyor bir şeyi içmeye. Evet, evet. Ama güzel. Onun dışında semizotu, maydanoz, marul gibi yeşillikler görüyoruz. Yeşillikler tabii. Onlar hem kalsiyum içeriği hem semizotundaki omega 3 balıkta da olan omega 3 evet. de var. Onun dışında yine yeşil yapraklı sebzelerde folik asit de var. Özellikle biz gebeliğin ilk 3 ayında mutlaka folik asit öneriyoruz. Bebekte nöral tüp defektleri olmasın diye. Evet. Bu açıdan yeşil yapraklı sebzeler de çok faydalı. Bunları da mutlaka tüketmek peki. lazım. Ezgi Öztürk
Twitter'dan sormuş. Hı hı. Hamilelikte şeker yüklenmesinin bebeğe zararı olduğu söyleniyor. Evet, yani şeker yüklenmeli testi, oral glukoz tolerans testi. Evet. Bu konuyla ilgili bilgi verebilir mi doktor hanım? Bu konuyla demiş. İlgili hani biz kadın doğum hekimleri olarak yapılmasını öneriyoruz. Çünkü gebelik diyabeti özellikle son zamanlarda oldukça sık görülüyor. Bunu tespit edebilmenin yolu da bu test. Bu testi yapmadan bunu tespit etmenin yolu yok. Yok, ancak tarama çok testi. Gerek görülürse. Tabii hani ailesinde ekstradan şeker hastalığı vardır ya da daha önceden buna bir yatkınlığı vardır istenir ama bu şeker yükleme testi evet. Tarama testidir. Yani her gebeden istenir. İster. Riski olsun olmasın. Ben öneriyorum, kendi hastalarıma da yapıyorum. Peki. Zaten hani o 50 gram ve 75 gram olarak yapılıyor. Hani o kadar kaloriyi birçok şeyden alıyoruz zaten. Peki. Siz gerek görüyorsunuz. Ben gerek efendim, görüyorum. Ankara'dan bir telefonumuz var. Arzu Yılmaz hanımefendi hattımızda. Arzu Hanım günaydınlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın, iyi misiniz? Merhabalar. İyiyim. Buyurun teşekkür efendim. Ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Keyifliyiz, mutluyuz. Buyurun efendim. Benim şöyle bir sorum olacak. Şu an 6 aylık hamileyim ben. Evet. Yani mide bulantılarımda hani azalma oldu ama geçmek hiç olmadı. Sürekli devam ediyor. Bu aslında aileden bir genetik diyeyim. Yani kötü bir genetik bana geçti. Annem de öyleydi, anneannem de falan evet. Öyleymiş diyeyim. Benim şöyle bir sıkıntım var. Son dönemlerde soğuk süt keşfettim. Mide bulantılarımı bastırıyor. Ve günde belki 4 bardağı su içtim. Zaten hani süt dışında peynir ve yoğurdu şu an tüketemiyorum. Bu fazla sorun olur mu? Bir de daha çok şey, meyve yiyorum. Hani meyve tutuyor beni. Su bile içemiyorum. Meyveden alıyorum o vitamini veya suyu öyle diyeyim. Bunların bir zararı var mı diye soracaktım. Hani sadece aynen. Meyve ve sütle evet. Beslenmek gibi. Kaç şey aylık diyorum. Hamilesiniz efendim? 6 aylık hamileyim diyor. Yani kadın doğum çok, açısından sadece sütle ve meyveyle 4 bardak, 4 büyük bardak süt. Herhalde ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 1,5 litre kadar mı? Süt. 4 bardak, 1 bir litre de falan. Bol meyve yiyorum diyor. Aslında bir zararı yok. Yani süt eğer hijyenik, pastörize şey sütse kaynağı belli. Biraz tek fazla tip bir içmesin. Beslenme değil mi bu? Tabii ki hani şöyle, tabii ki biz çeşitli beslenme öneriyoruz ama hani bu şekilde çok fazla süt içti diye de hani gösterilmiş bir şey yok. Hani sonrasında bu bebek ben şey gibi aldım ya, sadece süt ve meyveyle yaşıyormuş evet. Gibi algıladım. Ben çok, soruyu ben de öyle çok doğru gibi gelmedi bana. Tabii hani sadece yiyemiyorum sadece diyor ama Murat Bey. Evet. Burada önemli bir şey var. Hanımefendi bilinçli, Arzu Hanım belli fakat yiyemiyorum diyor. En azından sütten biraz kalsiyum. Yani yine alıyordur ama tabii ki sonuçta bizim önerdiğimiz, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bütün besin gruplarından dengeli olarak beslenmesi, tamamen bir yöne yönelmemesi. Çünkü bu şekilde olduğunda da gebeliğin belki ilerleyen dönemlerinde kansızlık problemi başlayacak. Şimdi fazla başka süt demiri problem. Emecek evet. Değil mi vücudunda? Onların desteği yani gerekecek. Kansızlık ve demir çok iyi anlaşamıyor. Evet, dolayısıyla evet. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde eğer diğer besin gruplarından da yeterli alamıyorsa, bunlar ya da işte ilaç takviyesi olarak verilmiyorsa tabii ki sıkıntı yaşayacaktır. Ben evet. Sanki şey gibi anladım, hani çok fazla süt içiyormuş ekstradan. Yok, bir başka bir şey, başka bir şey tüketemiyorsa tabii ki sıkıntı belki Arzu olacaktır. Hanım'a doktoruna danışarak bir demir desteği alması mutlaka yararlı gerekli olabilir. Olacaktır. Şimdi Profesör Doktor Murat Baş'a bence günün en önemli konusunu eyvah. Soracağım ben. Bildiğiniz yerden soracağım. Bilgen Akkoç sormuş. Hocam hem emzirip hem de vitamin kaybı yaşamadan, yani sağlığımızı bozmadan kilo vermenin bir yolu var mı demiş. Bir de özellikle şu soru çok. Emziren anneler nasıl beslenmeli? Anne sütünü nasıl arttırırız? O konuda evet. Çok müzdarip anneler. Şimdi yine bizim toplumumuzda yanlış anlaşılmalardan biri de çok yersem, çok fazla tatlı yersem, çok kalori alırsam daha çok sütüm olur anlayışı. Evet. Bu tamamen yanlış. Aslında süt yapan 3 mekanizma var. Bunlardan bir tanesi annenin yeterli sıvı alması. Günde 3 litre sıvı alması, su içmesi. İkinci önemli olan şey yeterince emzirmesi bebeğini. Özellikle bir anne bebeğini günde 8 defadan az emziriyorsa eğer direkt süt miktarı azalıyor. Yeterli emzirme çok önemli. Üçüncüsü de çok fazla bu anlamda strese girmemesi.
Çünkü stres hormonları da direkt süt yapıyor. Şöyle derler, siz her şeyi bir tarafa bırakın, o anneye sürekli tatlılar vereceğinize anneyi çekin, evet, perdeleri uyutun, uyutun ve iki tane güzel söz söyleyin. Aynen bir öyle. Şöyle bir elini bir okşayın, daha çok, çok arttırır diye. Katılıyor musunuz? Çok doğru, kesinlikle. Demek işte ki uyku ve güzel söz sütün ilacı. Dinlendiriyorsunuz, stresten arındırıyorsunuz. Bol da sıvı aldığı müddetçe süt olmamasının imkanı yok. Kesinlikle yok. Ama işte ne yapılıyor? Sütüm olsun diye tatlılar yeniyor. Ondan sonra birçok fazladan evet kaloriler yüklen alınıyor. Yüklen baba yüklen. Ondan sonra obez ve morali evet, bozulmuş bir anne haline peki geliyor. Bir sorumuz var. Sanıyorum size Funda Hanım. Evet. Efendim İstanbul'dan Berna Sağlam hanımefendi telefon hattımızda. Berna Hanımcığım günaydın efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sesiniz ne güzel geliyor. Buyurun dinliyoruz efendim sizi. Teşekkür ediyorum. Benim Funda Hanım'a bir sorum olacaktı. Buyurunuz. Funda Hanım, ben 3 aylık hamileyim. Düşük riskim olduğu için bir ilaç kullanıyorum. Evet. Ve ara kanamalarım oluyor. Açıkçası ben 49-50 kilo civarında bir hamileyim oldu. Herhangi bir kilo almadım. Göbeğimde de herhangi bir belirti yok. Doğrusu sadece benim kanamalarım dışında ben hamileliğimi hissetmiyorum. Herhangi bir şekilde mide bulantım da olmuyor, kusmam da olmuyor, tiksinmem de olmuyor. Evet. Açıkçası bebeğimin gelişiminden biraz şüphe ediyorum. Bu nasıldır, herhangi bir sıkıntı var mıdır diye öğrenmek istiyorum. Tabii. Şimdi ilk gebeliğiniz herhalde Berna Hanım değil mi? Evet, doğrudur. Evet. Genelde ilk gebeliklerde bir annenin bebeğin hareketlerini hissedebilmesi için 19. haftayı beklemesi gerekiyor. 19. haftaya kadar bebek hareketlerini hissetmemeniz gayet normal. Bu dönemki gelişimini de biz tabii ki ultrasonla takip ediyoruz. Çünkü siz hiçbir hareket hissetmediğiniz için hep merak içindesiniz. Bir de tabii kanamanız da varmış. Bu da sizi telaşlandırıyor. Her an acaba bebeğime bir şey olmuş mudur, yaşıyor mu diye. Ve mutlaka belli aralıklarla düzenli kontrollerinize gitmenizi ve doktorunuzun verdiği ilaçları kullanmanızı öneririm. 19. haftaya gelip de bebeğin hareketlerini artık hissetmeye başlayınca kanamanız da biraz daha azalır ve durursa eminim ki daha rahat edeceksiniz. Teşekkür ederim. Funda Hanım, bebeğin mide bulantısı falan olmuyor. Bu normal mi herhangi bir gebelikte tabii gebelikte illa mide bulantısı olacak diye bir şey yok. Gebeliğini 6. ayında bile fark eden hastalarım oluyor benim. Hiçbir bulgusunu görmedim diye. Bu tamamen kişinin kendi bünyesiyle alakalı. Bence bu konuda şanslısınız. Yani daha rahat bir gebelik geçiriyorsunuz. Peki. Berna'mcığım geçmiş olsun. Hamileniz hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Burada biraz da insanlarda sakinleştirmek lazım, rahatlatmak lazım. Evet, evet. Facebook'tan Aslı Akbulut hanımefendi sormuş. Ben hamileliğimin 9. ayındayım ve geçmiş aylarda nar yedim, çiğ köfte yedim. Evet. Ne gibi zararları olur? Biraz endişelendim. Biraz daha bu konuyu açar mısınız? Tabii. Aman evham en zararlı şey. Rahat olun. Tabii yani bunlardan bahsederken aslında mesela nar olsaydı hani, olmuş olurdu. Birkaç tane yani bir yarım porsiyon ya da çeyrek nar yemenin bir sakıncası yok. Bunu abartılı olarak yemek yani vücuttaki kan seviyesinin ileri düzeylere çıktığı zaman sakıncalı olur. Yoksa bir miktar yemesinin hiçbir sakıncası yok. Çiğ köfte de umarım etsiz çiğ köftedir. Peki. Şu anda onlar da şimdi, var. Şimdi Fernando Gonzalez diye bir isimle Facebook'tan. Evet. Merhaba Ender Bey. 33 haftalık hamileyim ve kalp çarpıntım var. Hı hı. Yardımcı olursanız sevinirim. 33 hafta evet, hamile olan bir hanımefendi de kalp çarpıntısı neyi gösterir? Aslında gebeliğin daha erken dönemlerinde özellikle bu bulantılarla, evet, halsizliklerle birlikte çarpıntıyı daha çok bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde eğer hala kalp çarpıntısı varsa mutlaka bir kardiyolojiye görünmesi gerekir. Çünkü bazen altta yatan, daha önceden bilinmeyen bazı kalp hastalıkları gebeliğin ilerleyen dönemlerinde daha da gelişmiş olarak, daha da ileri boyutta olarak ortaya çıkabiliyor. Tabii ki kansızlığı olabilir. Yani mutlaka bir genel check-up'tan geçmesi gerekir. Mutlaka bir kardiyolojinin görmesi, bir EKG çekilmesi gerekir. Peki. Çarpıntı önemli bir bulgudur. Peki. Murat Beyciğim, şöyle bir son olarak sağlıklı yaşam, sağlıklı fit bir